Merhaba herkese. Sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Üniversite harç ücretlerine zam geldi. Kayıt esnasında harç ücretini yatırmak gerekiyor. Ders kaydı, üniversite kaydı esnasında. Fakat kimlerin ödemesi, kimlerin ödememesi gerekiyor ve hangi bölümler ne kadar arttı hepsini şöyle bir özetleyelim bu videoda. Şimdi arkadaşlar öğrencilerimizin bugünlerde burs ücretlerine zam geldi haberini beklediklerini biliyorum. Ama maalesef ki bursa değil de ödedikleri harç katkı payları üniversite katkı paylarına zam geldi biliyorsunuz geçen ayda yurt zamından bahsetmiştik peki %36 zamdan sonra hangi fakülte ne kadar oldu hızlıca sayayım sonrasında bu harcı hangi durumlarda ödüyoruz ondan bahsedeyim. Örneğin tıp fakültesi 961 lira oldu. Diş hekimliği ve eczacılık 804 lira. Veterinerlik 629, pilotoj 765, bilgisayar 630, mühendislik mimarlık 630, güzel sanatlar 513, fen edebiyat 463, hukuk, işletme, iktisat ve siyasal 509, iletişim, eğitim, ilahiyat, yabancı dil 463, açık öğretim 105, konservatuvar 958 ve turizm 463. Şimdi bunlar birinci öğretim, örgün öğretim ücretleri. Ancak uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri çok daha yüksek. Örneğin fen edebiyatın uzaktan ya da ikinci öğretim olması durumunda 2.084 lira. Mimarlık 2.486 lira. Yine bilgisayar ve mühendislik aynı şekilde. Pilotaj 6.944 ve veterinerlik 3.471 lira. Eğer hukuk, iktisat, işletme, siyasalın ikinci öğretimi ise 1.879 lira. Şimdi arkadaşlar... Her dönem için ders kaydı yapılıyor ve harçların yatırılması gerekiyor. Fakat birinci öğretim öğrencilerinden normal öğrenim süresi kadar zaman için harç alınmıyor. Ama normal öğrenim süresini dolduranlar ön lisanstasınız, lisanstasınız, fark etmez. Yüksek lisanstasınız fark etmez. Normal öğrenim süreniz ne kadar siz o kadar sürede mezun olursanız ödemezsiniz. Ancak okulu uzatmışsanız ödeyeceksiniz bu bir. Zaten ikinci öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri öğrenim ücretlerini Zaten yatıracaklar ders kaydı yapmadan önce bir de aynı anda ikinci bölümünü ikinci üniversitesini okuyanlar var. Onlar da ikinci üniversite harçlarını ödeyecekler. Biliyorsunuz ki sınavsız bir şekilde lisans kaydı olan her öğrenci ikinci üniversitesini okuyabilir. Ancak işte bu ikinci üniversitenin harç ücretleri yatırılması gerekiyor. Hem bu konuyla ilgili hem yeni gelişmelerle ilgili takipteyim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere hoşça kalın.